Dipleri bilen analist diyor, Bitcoin ve bu altcoin'de çöküş bekliyor. Burada Kapo denen kişinin açıklamalarını inceleyeceğiz. Burada haber yapılıyor. Biz de bunlara genel anlamda bir göz atacağız. Bu noktada piyasada ne kadar fazla böyle garip insanların olduğunu bilmek önemli olacaktır. Yanlış üzerinden de doğruya ulaşmaya çalışacağız. Bu adamla alakalı zaten daha önce de videolarda falan bahsettik. Herif BTC 26 binken biz yükselişten bahsedip bir an önce alım fırsatlarından konuşurken 12 bin dolarlardan konuşuyordu. Altcoin'lerdeki %80 geri çekilmelerden konuşuyordu. Sonrasını biliyorsunuz zaten, hani Ekim'in ortası devamındaki patlamalar zaten hepinizin malumu. İşin kötüsü BTC'deki patlamalardan sonra 36-37 bin dolarlarda gezerken adam özür diledi. Yani dedi ki yanlış tahmin ettim, yanlış yönlendirdim. Özür dilerim dedi yani, hani bu şekilde. Ama yine işin garip kısmı, bunun sonrasında da buna çok benzer bir şekilde yine tuhaf ve garip söylemlerde bulunmaya devam etti. Yani adam ilkin hem özür diledi. Ondan sonra 36-37 binlerde yine fiyatlar falan tekrar demeye başladı ki yine 12 bin dolarlar gelecek. İşte Ether 500 dolara düşecek. Altcoin'ler %85 düşecek. Carttı curttu dedi. Bitcoin birkaç saat önce daha 44.500'lere yokladı. Bilmiyorum. Ya ne zaman adam olacağını bilmiyorum yani. Bitcoin ve altcoin piyasasındaki isabetli çöküş tahminleriyle tanınan Kripto Kapo, lan tabii ki isabetli olacak. Manyak herif. Nasıl isabetli olmayacak? Şimdi ben sürekli düşüş 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 derim. Tamam. Zaten 2 sene sonra ayı gelecek. Çok uzatmanın anlamı yok. 2 sene boyunca düşüşte, tamam, ikinci senede tutacak yani. Bu da hep öyleydi. Kaç senedir var bu? Ben bunu biliyorum. Bu yeni birisi değil. Ta kaç sene önce de vardı. 2017'de, 18'de falan da vardı bu. Sürekli aynı şey. Düşüş, düşecek, shortlayın, düşecek. De Bitmex'te oynuyordu o zaman. Düşecek, shortlayın, shortlayın diye diye. Ondan sonra bir de şey diyor. İsabetli çöküş tahmini. Lan isabet tabii ki tutar. Şimdi yükseliş diye başla bak. 2 sene boyunca hiç yanılacak mısın gör. Son dönemdeki piyasa dalgalanmalarının büyük bir çöküş beklentisini değiştirmediğini ileri sürerek, Allah'ım ya Rabbim, düşüş görünümünde kararlı duruyor. Adamı vallahi, adam resmen insanı sinir küpü yapar ya. Diğer analistler iyimserlik dalgasına kapılırken Kapo bir gerileme öngören tek ses olmaya devam ediyor. İşte detaylar. Ya eşek herif, madem düşüş bekliyordun, yükseldikten sonra niye özür diliyorsun? Zaten düşecek. Özür dilemene ne hacet var? O zaman de ki tamam bekleyin de ya, ben eminim. Benim lafımı dinleyin de. Bekleyin, düşecek de ya. Tamam, 34.600 de dedi. Muhakkak dinleyen olmuştur. Üzerine al neredeyse 10 bin daha koydu yani Bitcoin. Buyurun. Her neyse. Bitcoin büyük bir düşüşle karşı karşıya. Bitcoin'in son dönemde 15 bin dolardan 42 bin dolara tırmanmasına rağmen Kapo, BTC'nin 12 bin dolara düşeceği yönündeki tahminlerinde tereddütsüz duruyor. Son dalgalanmaları bir hayır hallisi olarak nitelendiren Kapo. Lan arkadaş ya. Şimdi bakın, ölü kedi sıçraması diye bir şey var ama böyle bir ölü kedi sıçraması yok yani, ben size söyleyeyim. Bak, ölü kedi sıçraması nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Birincisi, şu anda çok ciddi bir yükseliş durumu hakim. 3-4 ay boyunca süren bir ölü kedi sıçraması olmaz. 2 hafta falan yükselir, ondan sonra pataküte çakılır. Anlatabiliyor muyum? Ya da hadi değişir bu tabii. 1,5-2 ay yükselişler olabilir falan. Mesela 2022'nin başında oldu bu. Nisan'a kadar yükseldi. Nisan mıydı? Ne zamandı? Evet, Mart işte. Şubat, Mart'ta bak. Oldu mesela. Sonrasında tekrar çakıldı. Anlatabiliyor muyum? Ancak bir kere ölü kedi sıçraması nasıl ayırt edilir? Bir, sebepsiz yükselecek. Piyasada bir şey yok. Yükselmesi için bir sebep olmayacak. Şimdi
Birincisi, tarihsel olarak boğayız. İkincisi, ETF'ler geliyor. Fed faiz azaltacak. Halving geliyor. Sen nasıl düşüşten konuşabilirsin? Tamam. Ya bu böyledir. Mevcut piyasa coşkusunun yükseliş aşamasının sonunu işaret ettiğini belirtiyor. Kapo'nun kararlı düşüş duruşu son yükselişin kırılganlığını vurguluyor. Ayrıca yatırımcılara yaklaşan düzeltme konusunda uyardığı için piyasadaki hakim iyimserlikten ayrılıyor. Ya adam vay be, çok ne kadar enteresan. Çok garip. Yani adamın söylediği şeylerden doğru olan tek şey BNB ile alakalı olumsuz görüşleri ki BNB de 40 dolara düşecek diyor. Onun da doğru olacağını düşünmüyorum da neyse. BNB'yi almayın tabii ki, bu ayrı bir konu. Hani BNB ayrı bir parantezdir. Risklidir. Kesinlikle önerdiğim bir kripto para birimi değildir. Ama her şeyi bir kenara bırakırsak piyasadaki genel düşüş tahminleri emin olun doğru değil. Emin olun yani. Kapo'nun önceki tahminlerinin ne yönde olacak arkadaşım? XRP'de 9 sent gelecek diyor. Matic 6 sente düşecek diyor. Ether işte 300 dolara düşecek diyordu. Sağ olsun son tahminde 500 dolara çıkarmış. Onu o kadar düşüş beklemiyor yani. Ondan sonra öyle yani. AVAX'da 2 dolar bekliyor. Ha böyle düşüş işte. Kapo'nun önceki tahminleri ne yöndeydi? Kapo'nun genel hissiyatın farklılaşması aykırı bakış açısının altını çiziyor. Ayrıca böyle bir piyasa değişiminin daha geniş etkileri hakkında düşünülüyor. Bu adam bilerek yapıyordur. Yani bilmeyerek yapıyor olması imkansız. Çünkü böyle biraz daha zeki olsa geri zekalı olacak olması gerekiyor ki bunu gerçekten düşünsün. Hani o kadar aptal olduğunu zannetmiyorum. Kimse piyasada bu kadar vakit geçirip de bu kadar aptal olamaz yani gerçekten. Hani piyasada bu kadar uzun süre kalan birinin akılsız bir insan olamayacaktır. Bu noktada sadece art niyetli davranıyordur ya da troll yapıyordur diye düşünüyorum yani. Bazı veriler Kapon güvenilirliğini vurguluyor. Lan yürü git sen de ya, konuştuğu lafa bak, Kapon'un güvenilirliğiymiş. Güvenilirliğini görüyoruz Kapon'un. Yani Kapon'un ne kadar güvenilir olduğunu görüyorsundur 26 bin dolardan beri. 26 bin dolarlardayken de sürekli aynısını söylüyordu. Al, güvenilirliği ortada. Şu an Kapon'un ne kadar güvenilir olduğuna bu grafikte bakıyorsunuz. İlerleyen haftalarda da bakmaya devam edeceksiniz. Tamam mı? Bunlar da dolandırıcının teki zaten bu kripto coin sitesi. 5 kuruşa adam satıyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.